Şimdi bu videomda da logaritma işleyeceğim. Logaritma üslü olarak yazılamayan işlemlerde devreye giriyor. Yani nasıl oluyor? Mesela 2 üzeri x 16 ise biz üslü olarak çok rahat bulabiliyoruz x'in kaç olduğunu. Diyoruz ki 2 üzeri x eşittir 2 üzeri 4 x eşittir ne oluyor? 4 oluyor. Ama mesela 2 üzeri kaçın işte ya da 3 üzeri kaçın 7 olduğunu bilmediğimiz durumlarda da logaritma devreye giriyor. Üstü bunun da üstünde bunun da üstünde harf olabilir. Hiç önemli değil. Herhangi bir harfi yazdığınız zaman hangi harfi yazarsanız diyorsunuz ki kesir çizgisi gibi düşünürseniz bu alt oluyor bu üst oluyor. Yani ne oluyor? 3 altta oluyor 7 üstte oluyor. X kimin altın üstü? 3'ün üstü. O zaman diyelim ki 3 e, üzeri x ise biz 3'ü alta yazıyoruz. Diyoruz ki logaritma 3 tabanında 7 diyoruz. Yani logaritma 3 tabanında 5 diyorsa x kimin üstündedir? 3'ün üstündedir. O zaman 3 üzeri x 5'e eşittir. Bu şekilde yazıyoruz. Diyorum ki 2 üzeri işte a eşittir 3 üzeri b şeklinde ise mesela ikisinin de üstünde harf varsa diyorum ki eğer a eşittir dersem logaritma 2 tabanında 3 üzeri b eğer b eşittir dersem Logaritma 3 tabanında 2 üzeri a. Yani eşittir'e kimi yazarsam onun altındaki yani onun tabanı logaritmanın tabanı olacak şekilde yazıyor. Şimdi diyorum ki bununla ilgili 3 tane egzersizim var. Nedir? Logaritma 3 tabanında x 4'e e eşitse x hemen neye eşit diyorum? 3 üzeri 4. x eşittir 3 üzeri 4 ne oldu? 81. a eşittir kök 2 üzeri 2. a eşittir kök 2'nin karesi 2 x eşittir küp kök 3'ün 6. kuvveti. Köklü sayılardan hatırlıyorduk. Bu bundan sadeleşiyordu. Kök 3 üzeri 6 olunca kök gidiyordu. 3 üzeri ne oldu? 2. x ne oldu? 9 oldu. Şimdi diyorum ki bununla ilgili bir örneğimiz var. Bu örneğimizde şöyle düşünüyorum. Diyorum ki şu yuvarlak içine aldığım bir ifade a gibi bir şey olsun. a olsaydı a eşittir ne diyorduk? A eşittir x artı 1. 3 üzeri 1, 3 diyordu. O zaman diyorum ki x artı 1 tekrar logaritma özelliğimi uygularsam 2 üzeri 3 ne oldu? 8. x ne oldu? 7 oldu. Aynı şekilde diyorum ki yine yuvarlak içine aldığım ifade a gibi bir şey olursa a eşittir x artı 1 5 üzeri 2 de ne oldu 25 bu bunu hemen üstüne alıyor üstlü olarak alıyor Şimdi diyorum ki bunlar giderse logaritma 3 tabanında x artı 1 25'i 5'e böldüm 5 oldu. x artı 1 eşittir 3 üzeri 5 oldu. x artı 1 3 üzeri 5 243'ten x eşittir 242 oldu. Yani logaritma özelliğini bu şekilde kullanacağız. Bütün logaritmada bizim yapacağımız işlem hep diyeceğiz ki taban eşitliği üstüne alır diyeceğiz. Şimdi logaritma ile ilgili bilmem gereken bir başka özellik de grafik çizim. Yani iki şey üzerinden yürüyeceğiz. Bir logaritma özelliği üzerinden yürüyeceğiz, bir grafik çizimi üzerinden yürüyeceğiz. Birinci özelliğimiz neydi? Logaritma özelliğiydi. İkinci özelliğimiz yani iki kısım soru soruluyor. Bir grafik, bir de logaritma özelliği. Diyorum ki grafik çizimi yaparken iki çeşit soru. Bakın ikisini de göz önünde bulunduralım. Bakın bir üstlü sayı olarak verilenler var bir de logaritmik olarak verilenler var. Yani grafik çizimi yaparken size iki çeşit soru sorulacak. Birinci soru çeşidim eğer üstlü sayı olarak verilirse çok basit bir işlem. X eşittir 0 için. X'e sırayla değerler veriyorum. Y eşittir 1 bölü 2'nin 0. kuvveti ne oldu? 1 oldu x eşittir 1 için. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Devam edebilirim. x eşittir 2 için y eşittir 1 bölü 4 şeklinde devam edebilirim. Ama hiç gerek yok. 3 tane bildikten sonra aşağı yukarı grafik çizimini yapabilirsiniz. Şimdi diyorum ki x yerine 0 yazdığımda y 1 oldu. x 0 iken y 1. 1 burası olsun. x yerine 1 yazdığımda y 1 bölü 2 oldu. O da burası oldu. Şu şekilde. X yerine 2 yazdığımda Y 1 bölü 4 oldu. O da burası olsun. Burası 1 bölü 2. Burası 1 bölü 4. Sonra bu üç noktayı birleştireceğiz. Ama birleştirirken logaritma özelliğim azalan bir fonksiyon şeklinde gitgide şu şekilde gider. Burada dikkat etmeniz gereken bilgi şu x yerine ne yazarsam yazayım 1 bölü 2'nin herhangi bir kuvveti negatif bir şey çıkamaz. Negatif bir şey çıkamadığı için de grafik alt bölüme geçemez. Grafik yani her zaman pozitif bir değer alır. Şimdi diyorum ki ikinci özelliğimiz bununla ilgili logaritma fonksiyonu şeklinde verirse diyorum ki logaritma fonksiyonu şeklinde verildiği zaman ne yapıyorum? Bu sefer diyorum ki y'ye değerler veriyorum. y eşittir 0 için diyorum. Logaritma 3 tabanında x eksi 2. Az önce logaritma özelliği gördük. 3 üzeri 0. 3 üzeri 0 1'e eşit x eksi 2'den. x ne oldu? 3. Bu sefer diyorum ki y yerine 1 verirsem. Bakın az önce x'e değer verdim. Bu sefer y'ye değerler verdim. Y'ye 1 verirsem logaritma 3 tabanında x eksi 2. 3 üzeri 1 3 eşittir x eksi 2. x eşittir ne oldu? 5 oldu. 2 tane x değeri buldum. Bunlar ilk başta bulmamız gereken şeyler. İkinci özelliğimiz şu. Size şöyle bir şey anlatacağım. Diyeceğim ki logaritma a tabanında b şeklinde bir şey verildiği zaman Logaritma özelliği taşıyabilmesi için 1. B büyüktür 0. A büyüktür 0. Fakat A 1 olamaz. Yani logaritmada hep şunu göreceğiz. A sıfırdan büyük bir sayı olacak. B sıfırdan bir büyük bir sayı olacak. Ama özel bir durum var. A 1 dışında yani 1 bölü 2 olabilir 1 bölü 3 olabilir ama 1 olamaz. A 1 olamaz. Logaritma özelliği şu şekilde olacak. O zaman tanımlı olabilmesi için x eksi 2'nin yani b dediğim yerin sıfırdan büyük mü olması gerekiyor? x büyüktür ne olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. Bunu zaten tanım kümesi kısmında da zaten işleyeceğim. Şimdi diyorum ki grafiğimi çizersin. Şu tanım kümesi dediğim x eşittir 2'yi çiziyoruz. x eşittir 2 doğrusunu biz nasıl çiziyorduk? x sadece 2'den geçecek şekilde çiziyorduk x büyüktür 2 olduğu için bakın şıklardan şunu eleyebilirsiniz. Grafik bu tarafa taşmayacak. Çünkü x büyüktür 2. x fonksiyonum yani x eksenim bu tarafsa x eksenim o zaman demek ki sağ tarafta olacak benim grafiğim. Şimdi x'lere ne vermiştik? y'lere ne vermiştik? y'ye 0 verdiğimizde x 3 çıkmıştı. Burası 2 idi. 0'a 3 noktası burası. Daha doğrusu noktaları şu şekilde belirtelim. 3'e 0 5'e 1 noktası. Bir de 5'e bir noktamız varmış. Y'ye de 1 veriyorum şu şekilde. Bu şekilde yine oval bir eğri şeklinde oluyor. Ama az önce bu fonksiyonda işlediğim gibi karşılaştırıyorum. X'e ne verirsem vereyim Y'nin sonucu yani bunun sonucu negatif çıkmayacağı için Y negatif olmayacağı için eğrim hep üst tarafta. Diyorum ki X'e ne verirsem vereyim 2'den büyük değer vermek zorundayım logaritma özelliğinden dolayı. Logaritma özelliğinden dolayı sıfırdan büyük olması için x 2'den büyük eğri her zaman sağ tarafında olacak. Bu sağ tarafında olma durumu benim noktalarıma göre şekil alacak. Yani ona göre değer verecek. Şimdi bakıyorum şu şekle baktığımız zaman hemen baktığımız zaman şuna benziyor sanki bu özelliğe benziyor. Alt tarafa geçmemiş. Yani üstlü bir sayının logaritmanın grafiği. Yani y eşittir a üzeri x'in grafiği demese bile ben anlardım ki a üzeri x'li bir ifadenin grafiği. E biz ne yapıyorduk? Biz mesela diyordu ki x yerine 1 yazdığımda y 3 çıkmış. y 3 x yerine 1 yazdığımda a üzeri 1 a ne çıktı? 3 çıktı. A'yı buldum. Yani grafiğim y eşittir 3 üzeri x fonksiyonunun grafiğiymiş. Şimdi diyorum ki x yerine 2 verdiğim zaman y ne çıkmış? y 3 üzeri 2'den en kaç çıktı? 9 çıktı. Diyorum ki x yerine m yazdığım zaman 3 üzeri m eşittir. Ne çıkmış? 1 bölü 3 çıkmış. 1 bölü 3 olması için m'nin ne olması lazım? Eksi 1 olması gerekiyor ki ters dönsün. E bize neyi soruyor? M çarpı neyi soruyor? N 9'du. M eksi 1'di. Çarptım. Eksi 9 oldu çarpımları. Yani grafiği verip denklemi de sorabilir. Denklemi verip grafiği de sorabilir. Paraboldeki gibi. Birbirine dönüşümlerini iyi bileceğiz. Bakıyorum burada. Bakın. Eksi 2 vermiş. Eksi 2 eğrisi neydi? Eksi 2'nin bu tarafına ne zaman geçemiyordu? Hemen bakıyorum bundan kıyaslıyorum. Bakıyorum biz burada 2'yi ne zaman çizdik? Burayı sıfırlayan kök değeri 2 olduğu için çizdik. O zaman diyorum ki logaritmam a tabanında bx artı c ise ben x yerine eksi 2 yazdığım zaman eksi 2b artı c ne eşit olmalı? Sıfıra. C eşittir ne olması gerekiyor? 2b. Peki şu nokta ne noktası? Bakın her derste her videoda söyledim. Dedim ki bu nokta x eşittir 0 noktasıdır. x yerine 0 yazdığım zaman logaritma a tabanında c x yerine 0 yazdığım zaman eşittir ne oldu? 2. c eşittir ne oldu? a kare oldu. Bir denklem daha buldum. Diyorum ki bu ne noktasıydı? Bu da x yerine eksi 3 bölü 2 yazdığım zaman logaritma a tabanında eksi 3b bölü 2 artı c bu sefer neye eşit oluyordu? Sıfıra eşit oluyordu. O zaman eksi 3b bölü 2 artı c. Logaritma özelliğini kullanırsam a üzeri sıfırdan 1 mi oldu? C yerine 2b yazıyorum. Eksi 3b bölü 2 artı 2b eşittir 1. Paydasını eşitlediğim zaman b bölü 2 1'e eşitse b ne oldu? 2. b 2 ise c eşittir kaç oldu? 4. c'yi yerine yazdım. b yerine yazdım. C eşittir a kareydi. 4 eşittir a kareden a 2 de olabilir. A eksi 2 de olabilir. Ama ben şunu hatırlıyorum. Ben diyorum ki logaritma özelliğinden dolayı şurada a ne olamazdı? Negatif bir sayı olamazdı. O zaman a 2 olabilir. B 2 olabilir. C 4 olabilir. Ayrı ayrı bulmuş oluyoruz. Yani iki çeşit grafik ve iki çeşit denklem gördük. Denklemden grafiğe geçiş yaparken ne yapıyoruz? Grafikten denkleme geçiş yaparken ne yapıyoruz? Bunların dördünü de iyi bilin. Çünkü dört özellik şeklinde karşınıza çıkacaktır. Diyorum ki bir logaritma fonksiyonunun ya da bir ikinci derece denklemin hangisinin olursa olsun bir fonksiyonun tersini bulmak demek şu demek. Y dediğim şey f(x)ti. Ya da fx dediğim şey y idi. Logaritma 7 tabanında 2x eksi 1. Bu şekilde bir logaritma fonksiyonu verildiği zaman bu fonksiyonun tersini bulun dediği zaman y gördüğünüz yere x, x gördüğünüz yere y yazın. Bu kadar. 2y eksi 1 şeklinde. Sonra logaritma özelliğimiz. Neydi logaritma özelliğimiz? Bu bunu üstüne alıyordu. 7 üzeri x eşittir. 2'ye eksi 1. Y'yi yalnız bırakacağız. <laughs> artı 1 öbür tarafa attım. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Y eşittir. 7 üzeri x artı 1 bölü 2. Benim fonksiyonumun tersi olmuş oluyor. Yani ters fonksiyonu bulmak için x yerine y, y yerine x yazıyoruz. O fonksiyondan y'yi çekiyoruz. Yani y'yi yani y yalnız bırakıyoruz. Aynı şekilde üslü olarak verilse. Bakın hep iki çeşit soru inceleyeceğiz. Hep bir üslü fonksiyon ya da logaritmik fonksiyon. Yani ya logaritmik verecek size ya üstel fonksiyon verecek. Şimdi diyorum ki yine aynı şekilde 5 üzeri x eksi 3 artı 2 eşittir y idi. Yani y dediğim şey fx demekti. Şimdi diyorum ki yine 5 üzeri y eksi 3 artı 2 eşittir x. Yine x yerine y y yerine x yazdım. 5 üzeri y eksi 3 2'yi diğer tarafa attım. Ne oldu? Eksik. Şimdi şu şekilde düşünüyorum. a üzeri b eşittir c ise biz nasıl yazıyorduk? b eşittir logaritma a tabanında c yazıyordu. O zaman burada üstlü fonksiyonu daha doğrusu üstteki ifadeyi aşağı indirmenin tek bir yolu var matematikte. O da logaritma özelliği kullana, kullanıp. Yani y eksi 3 eşittir. Logaritma 5 tabanında x eksi 2 oldu. O zaman ben 3'ü öbür tarafa atarsam logaritma 5 tabanında x eksi 2 3 artı 3 olarak geçti. Demek ki benim fonksiyonumun tersi bu şekilde oldu. Yani ya logaritmik ya da üstel fonksiyon hangisi verilirse versin ben x yerine y, y yerine x yazıp buluyorum. Şimdi logaritmanın özelliklerine geldim. Buraya kadarlık kısımda tamamen logaritmanın has özellikleriydi, özelliğiydi. Bundan sonraki özellikler ise logaritma özelliğinden türetilmiş özellikler. Nelerdir? Tabii ki şunu her zaman göz önünde bulunduracağız. A, B şeklinde verirse A büyük 0, B büyük 0, A eşit değil 1 olmak şartıyla. Bunu en başta yazıyorum. Diyorum ki logaritma taban ve üst aynıysa. Yani logaritma 5 tabanında 5, 1'e eşittir. Logaritma taban ve üst aynıysa. O zaman diyorum ki x eşittir değil 1 olacak bu. x sıfırdan büyük olmak şartıyla x eşit değil 1 olmak şartıyla logaritma x tabanında x ya da 5 tabanında 5 neye eşitmiş? Aynıysa tabanda üstte 1 e eşitmiş. Şimdi diyorum ki x üzeri n y üzeri m yani tabanın da üstünde üstlü biçimde yazılabiliyorsa yani siz logaritma fonksiyonunda şöyle bir şey gördüğünüz zaman 8 ile 9 eğer ki bu sayı üstlü olarak yazılabiliyorsa üstlü olarak yazıyorsunuz. Yani 8 yerine 2 üzeri 3, 9 yerine de 3 üzeri 2 yazıyorsunuz. Bakın üstlü olarak yazılabiliyorsa her zaman her soruda üstlü olarak yazın. Üstlü olarak yazıldıktan sonra M ve N ne oluyor? Başa geçiyorlar. Yani bu 2 ile bu 3 başa geçiyorlar. Logaritma 2 tabanında ne oluyor? 3 oluyor. Diyorum ki logaritma a tabanında x çarpı y ya da şey x tabanında a çarpı b. Nasıl yazılıyormuş? a çarpı b'yi logaritma a artı logaritma b şeklinde. Az önce ne dedim? Dedim ki eğer ki şunu a yazalım şunu 6 yazalım. Eğer üslü olarak yazılabiliyorsa üslü olarak yazdık üstlü olarak yazılamıyorsa bunu çarpanlarına ayırıp yazacaksınız. Yani 3 çarpı 2 yazacaksın. Soru hani hep diyoruz ya soruda sen bildiğini uygula soru kendi kendine çıkar. Senin bildiğin ne burada? Logaritma 6 gördüğün zaman 3 çarpı 2 yazıyorsun. Logaritma A tabanında 3 artı logaritma A tabanında 6 şeklinde. Yani çarpan şeklinde yazılıyorsa çarpanlarına ayırıp ayrı ayrı yazıyorum üstü şeklinde yazılıyorsa üstü şeklinde yazıp üstleri başa atıyorum. Bölü şeklinde yazılıyorsa a bölü b şeklinde ise nasıl yazıyorum? Diyorum ki logaritma x tabanında a eksi bölmeyi eksiye çeviriyorum. Şurada bir not söylemek istiyorum. Şu şekilde verdiği zaman logaritma x tabanında a eksi b'yi gidip şu şekilde yazmayasınız. Yani A taban A işte bölü ya da farklı bir şey. Bunu hiçbir şekilde yazamıyorsunuz. Yani logaritma A eksi B hiçbir şekilde ayrılmıyor. Yani başka bir şeye dönüşmüyor. Diyorum ki logaritma A tabanında B eğer X'e eşitse sen bunu ters çevirdiğinde 1 bölü X. Yani logaritma 2 tabanında 3 işte A'ya eşitse logaritma 3 tabanında 2 1 bölü A eşit. Tam tersini yazıyorum. Yani ters çeviriyorum. Logaritmayı o şekilde dönüştürüyorum. Diyorum ki 6. soru bizim için en önemli özelliklerinden biri. Çok sık kullanacağız bunu. Daha doğrusu 5. özelliği de çok kullanacağız. Ama 6. soruyu da özelliği de çok kullanacağız. Diyorum ki bazen sorularda mesela A, B tabanında veriyor. Ama bana sorulan ifade başka bir tabanda. O zaman diyorum ki Şuraya bir not yazıyorum. Diyorum ki Logaritmada işlem yapabilmek için tabanlar aynı olmalı. Yani tabanları aynı olmayan logaritmik işlemleri yapamıyoruz gibi düşüneceğiz. Diyeceğiz ki hiçbir şekilde yapamıyoruz. O zaman biz bunu şu şekilde yapıyoruz. Diyoruz ki A tabanında B'yi ben şöyle yapabilirim. Diyorum ki B'yi yukarı alıyorum. Aşağı A'yı aşağıya alıyorum. Tabanlarında neler var? X. Yani farz et ki benim A ve B isminde iki kızım var. Ben A ve B ismindeki kızımı aynı aileye gelin veriyorum. Ne oluyor? İkisinin de soyadı değişiyor. Yani tabanı değişiyor. İkisinin de tabanı X oluyor gibi düşünebiliriz burada. Diyorum ki A, B ikisi de ne oldular? Tabanlarını değiştirdiler. Yani soy isimleri değişti. Şimdi diyorum ki bir üslü ifadenin logaritması, üslü ifadesi logaritm, aman üstü logaritmik bir fonksiyonsa bu üstle bu tabanı yer değiştirebilirim. Yani C ile A'yı yer değiştirebilirim. Şimdi diyorum ki C ile A'yı yer değiştirirsem ne olur? C üzeri logaritma B tabanında A oldu. Yani 7 üzeri logaritma 2 tabanında 5 verirse bana ben gidip bunu 5 üzeri logaritma 2 tabanında 7 yazabilirim. Diyorum ki 8. özelliğimiz logaritmanın tabanı yoksa tabanı 10 demektir. Yani 10 yaz demektir. 10 tabanında logaritma demektir. Zaten daha önce de size söylemiştim. Logaritma A tabanında 1 eğer 0 A eşit değil 0 olmak şartıyla A eşit değil 1 olmak şartıyla Logaritma bir neye eşittir? Sıfıra eşittir. Şimdi bir tane logaritma sorusu verilmiş bize. Ben size şöyle bir cümle kurmuştum. Üstlü olarak yazılabiliyorsa üstlü olarak yazın demiştim. Bakalım üstlü olarak yazılabiliyor mu? Logaritma köklü sayılardan hatırlıyorum. İç içe kökler verildiği zaman biz ne yapıyorduk? Burası 2, burası 2, burası 2. Çarptım. 8. dereceden kökümü yazdım. Sonra diyordum ki bu 8 içeri girerken bu 2'yi aldı. 8 üzeri 2 oldu. Bir daha buradan da buraya içeri girerken bir 2 daha aldı. 4 buradan içeri girerken 4 üzeri 2 oldu. 2 üzeri 1 oldu. Şimdi bakalım düzenleyelim. Logaritma 2 tabanında 8. dereceden kök 2 üzeri kaç oldu bakalım? 2 üzeri 4. 3 de burada 2 üzeri kaç oldu? 12. 2 üzeri 2. 2 ile çarpım 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 1. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri. Şimdi bu köklü ifadeden kurtarma yöntemine geldik. 16, 17. 17 bölü 8 oldu mu bunun üstü? Peki üst ne oluyordu? Başa geliyordu. Logaritma 2 tabanında 2 oldu mu? Logaritma 2 tabanında da 2 1 olduğuna göre 17 bölü 2 oldu. Diyor ki logaritma x tabanında x eksi k f 3k eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre k kaçtır? 2015 LYS sorusuymuş. Bakın logaritma dahil bütün konularda soruyu gördüğünüz anda ben ne yapacağım diye düşünmeyin. Soruya başlar başlamaz bildiğinizi yapın. Nedir bildiğim? x yerine ne gelmiş? 3K. Logaritma 3K 3K eksi K eşittir 2 bölü 3 şeklinde yazıyorum. Bildiklerimi uygulayacağım. Bakalım ne çıkıyor. 3K 2K oldu mu burası? Peki biz ne yapıyorduk? Bu bunu üst alıp buna eşitlenmiyor muydu? 2K 3K üzeri 2 bölü 3 oldu mu? Eğer ki bir sayının üstündeki üst rasyonel sayı ise her iki tarafın üstünü o rasyonel sayıyı yok edecek sayıyla çarpın. Yani her iki tarafın üstünü 3 ile çarpsam bir şey değişmez. Her konu için geçerli. Her zaman bunu yapabilirsiniz. 8K küp oldu mu burası? Bu 3'ler gidince 3K'nın karesi 9K kare oldu mu burası? K karelerde sadeleşirse 8 K eşittir 9 oldu mu? K eşittir kaç oldu? 9 bölü 8 oldu. Bu şekilde basit bir çözümle çözmüş oluyoruz. Yani logaritmayı gördüğüm anda logaritma ile ilgili temel özelliğim şu. Dikkat edin zaten çıkmış sorular çok çıkacak karşımıza. Çıkmış sorularla ilgili ben hep size şöyle bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim ki bakın logaritma özelliği yerine yaz bul yerine yaz bul şeklinde. Bakıyorum. Zaten daha önce de bundan bir tane çözdük ama yine de iyice pekiştirme adına bir soru daha ekledim. Ne yapıyorduk? Bu 5 üzeri 1 oluyor değil mi? Nereye eşit? Üst. Yani şu üst tabana. 5 tane logaritma 4 tabanında 2 tane logaritma 3 tabanında x eksi 2 eşittir. 5 üzeri 1 ne oldu? 5 oldu. Sonra bunlar sadeleşirse ne kalır? 1. Logaritma 4 tabanında 2 tane logaritma 3 tabanında x eksi 2 eşittir 1 oldu. O zaman 2 tane logaritma 3 tabanında x eksi 2 4 üzeri 1'den 4 oldu mu? Sonra bunlar yine sadeleşsin. Logaritma 3 tabanında x eksi 2 eşittir 2. x eksi 2 eşittir 3 üzeri 2. x eksi 2 eşittir 9. x eşittir ne oldu? 11 oldu. Her zaman için aklınızda olsun bu. Bulduğunuz x değerleri tabi bu soru için geçerli değil ama bulduğunuz x değerlerini logaritmada yerine yazın. Neden yazın? Çünkü şöyle bir şey vardı. Logaritma a ve b tabanı a ile b her zaman ne olmak zorundaydı? Sıfırdan büyük olmak zorundaydı. Bulduğunuz değeri bir deneyin bakalım oluyor mu olmuyor mu? Yani sağlıyor mu sağlamıyor mu diye. Logaritmanın tanım kümesi. Zaten ben aşağı yukarı hepsini anlattım size şimdiye kadarlık kısmında. Ama soru kısmını çözmedik. Sadece tanım kısmını verdik. Dedim ki A sıfırdan büyük olmak zorunda. B sıfırdan büyük olmak zorunda. Bir şartım var. A eşit değil 1 olacak. Yani alt taban 1 olamaz. Peki diyorum ki ne olmak zorunda? X eksi 2 büyük 0 olmak zorunda. 8 eksi X büyük 0 olmak zorunda. O zaman x büyüktür 2, 8 büyüktür x. Yani 2'den büyük, 8'den küçük değerler alabilir. Neler olabilir? 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir diyorum ama bir önceki özellik aklıma geldi. Ben size şöyle bir not vermiştim, söylemiştim. Demiştim ki logaritmada bulduğunuz değerleri sağlıyor mu ne yazın. 3'ten 7'ye kadar ne yazarsam yazayım burayı zaten pozitif yapıyor. Ama diyorum ki ben buraya 3'ü yazarsam eğer şuraya 3'ü yazarsam 1 olur. E ben ne dedim? Taban tamam, 1 olmayacaktı. O zaman 3'ü bu gruptan çıkarıyoruz. Yani cevabımız 4, 5, 6, 7 olacak. En yani geniş tanım kümesinin değerleri 4, 5, 6, 7 olacak. Tanım kümesindeki tam sayıların tam sayıları bulun. 2017 LS yine. Şimdi diyorum ki burası zaten hem sıfırdan büyük hem de bir değil. O zaman tek bir şartım var. 49 eksi x kare büyük ne olmak zorunda? Bakın eşittir yok. Büyüktür sıfır. Peki eşitsizlik işlerken biz ne yapıyorduk? 7 eksi x 7 artı x şeklinde köklerini buluyorduk. Sonra diyorduk ki x eşittir 7 x eşittir eksi 7. 2 kökünü buluyorduk. 2 kökünü bulduktan sonra Eksi 7 ile 7 yazıyorum. İşaret incelemesi eksi x kare ne oldu? Eksi artı eksi. Neleri istiyor bizden? Sıfırdan büyükleri. Eksi 7 ile 7 aralı. Eşitlik var mı? Hayır. Demek ki tanım kümesindeki tam sayılar eksi 7 ile 7 arasındaki tam sayılar. Bana toplamını sorabilir. Kaç tane diye sorabilir. Artık şıkların durumuna göre karar vereceğiz. Fonksiyon her X reel sayısı bu kelime size tanıdık geldi mi? Ben parabol işlerken her daima e, gibi cümleler duyduğunuz anda aklınıza şöyle bir cümle gelsin demiştim. Her demek ne demek? Reel kökü yoktur, daima pozitiftir, delta küçüktür sıfır lafa aklınıza gelsin demiştim. Bakalım burada öyle bir şey var mı? Bu her x reel sayısı için tanımlı olduğuna göre. Burası sıfırdan zaten büyük. Buranın sıfırdan büyük olması gerekiyor mu? Her değer için sıfırdan büyük diyor. Bütün sayılar için sıfırdan büyükse o zaman bu parabolüm daima pozitif değerler alır. Daima pozitif değerler aldığına göre x eksenini kesmiyor. x eksenini kesmiyorsa deltası küçüktür sıfır. Evet doğru hatırlıyormuşuz. Demek ki biz mat 2'de her lafını duyduğumuzda hemen delta küçük sıfır diyeceğiz. Şimdi ne oldu? b kare. Eksi 4 ac küçüktür 0 oldu. Bakın bu fonksiyon sıfırdan büyük onu demiyorum. Delta sıfırdan küçük. 36 küçüktür 4k. 9 küçüktür k. Yani k 9'dan büyük bir sayı olacak. K'nın değer aralığını bulalım. Değer aralığı nereden nereye kadar? 9'dan sonsuza kadar bir sayı olmak zorunda. Şimdi geldim. Az önce anlattığım 8 maddelik logaritma özellikleriyle ilgili her biriyle ilgili bir soru çözme. Ben size şöyle bir cümle kurmuştum. Demiştim ki eğer üslü olarak yazabiliyorsanız üslü olarak yazın. Bakalım kök 2 üslü yazabiliyor muyum? Evet. Kök 2 2 üzeri 1 bölü 2'dir. Kök 3 ne demek? Şey, kök 8 ne demek? 2 üzeri 3 bölü 2'dir. Sonra dedim ki üstler başa gelir. Bunun üstü 3 bölü 2. Bunun üstü 1 bölü 2. Logaritma 2 tabanında 2. Hemen bunu görür görmez bunun 1 olduğunu biliyordum. Yazdım. Ne kaldı? 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 1. Bunlar gitti. 3 bölü 1'den 3 kaldı. Üstü olarak yazabiliyorsam üstü olarak yazıyorum. Şimdi diyorum ki logaritma 2 tabanda 15. 15'i üstü olarak yazamıyorum. O zaman 15'i üstü olarak yazamıyorsam hemen nasıl yazacağım? 5 çarpı 3 olarak yazacağım. Logaritma 5 artı logaritma 3 şeklinde. Yani logaritma 2 tabanında 15 eşittir. Logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanında 3 olacak. Şimdi logaritma 2 tabanında 15'i A olarak vermiş bize. Biz bunu A diyelim. Logaritma 2 tabanında 5'i bilmiyorum. Artı logaritma 2 tabanında 3'e de B diyorum. B'yi bu tarafa atarsam A eksi B logaritma 2 tabanında 5'e eşit oldu. Logaritma 2 tabanında 5. Yani soruda ne yapacağınızı bilin. Soru üslü yazılabiliyorsa üslü yazın. Soru çarpanlarına ayrılacak şekilde yazılabiliyorsa çarpanlarına ayırıp yazın. Mesela bakın burada soru üslü olarak yazılabiliyor. Bakalım logaritma 1 bölü küp kök 3. 1 bölü şu şekilde yazıyorum bakın. Bu 3 üzeri bunun üstü şurası 3 burası 1. Bunun normalde üstü 1 bölü 3 köklerin derecelerini yani bunun derecesini kökün derecesine bölüyorum. 3 üzeri 1 bölü 3. 1 bölü olduğu için 3 üzeri eksi 1 bölü 3 şeklinde yazdım bu alttakini. Üsttekine bakıyorum 3 üzeri 1 bölü 27 3 üzeri eksi 3 olması gerekir ki eksi 3 paydaya atsın sayı. Yani 1 bölü 27 olsun. Şimdi üstlerini yazıyorum. Eksi 3'e eksi 1 bölü 3 yazdım. 3'e 3. Bu yine 1 oldu mu? Eksi 3'ü aynen yazdım. Eksi 3 bölü 1'i ters çevirip çarptım. Ne oldu? 9 olmuş oldu. Ne kadar karmaşık gözükürse gözüksün ben yapacağım işlemi bildikten sonra olay çözülüyor. Üslü yazılabiliyorsa üslü yazacağım. Çarpanlarına ayrılıyorsa çarpanlarına ayıracağım. Yani ben size mümkün oldukça bu tarz sorularda ne yapacağınızı söyleyeceğim. Yani soru tarzında soru çıktığında neler yapacağınızı iyi öğreneceksiniz. Siz tabii ki bunlarla ilgili çok soru çözüp pekiştireceksiniz. A tabanında B 1 bölü 2 ise hemen aklımın bir köşesinde şu var. B tabanında A da 2 eşit. A tabanında C 3'e eşitse C tabanında A da 1 bölü 3 e eşit gibi düşüneceğim. Şimdi diyorum ki logaritma B tabanında B kare bölü C kök A. Ben bölmeli bir ifadeyi şöyle yazıyordum. B kare eksi şu şekilde yazıyorum. Logaritma B tabanında C kök A. C kök a da çarpım durumunda. Onu da açalım. Logaritma b tabanında b kare eksi logaritma b tabanında çarpmayı toplamaya dönüştürüyorum. Normalde bun, burası artı olacaktı çarpma olduğu için ama parantezin önü eksi olduğu için eksi logaritma b tabanında kök a oldu. Bu iki başa geldi. Logaritma b tabanında b oldu. Logaritma b tabanında c oldu. Bu da a üzeri 1 bölü 2 demek. 1 bölü 2'si başa gelirse logaritma b tabanında a oldu. Bu şekilde yazdım. Şimdi bir tane özelliğimiz şu. Bunlar aynıysa gitti. B tabanında C. Bakıyorum B tabanında C yok. Ama şuna bakıyorum. Logaritma A tabanında B Logaritma A tabanında C birbirine bölersem bunları 1 bölü 6 olur. Birbirine böldüm bu ikisini. Niye birbirine böldüm? Bakın taban değiştirme özelliği kullanılmış burada. İkisi de A tabanında. Ben bunları geri çekersem logaritma C tabanında B neye eşit oldu? 1 bölü 6. Bana B tabanında C'yi soruyor. O zaman tersi 6 oldu. Eksi 1 bölü 2 çarpı. B tabanında A. B tabanında A. A tabanında B. 1 bölü 2 ise B tabanında A ne oldu? 2 oldu. Burası eksi 4 oldu. Burası eksi 1 oldu. Cevap ne oldu? Eksi 5. Bakın sadece işlemi uzun. Yine mantık hep aynı. Logaritma özelliğini kullandım. Bölmeyi eksili yazdım. Çarpmayı artılı yazdım. Ama önünde eksi olduğu için eksi oldu. Üstü yazılanları üstü yazdım. Üstlüler başa geldi üstleri. Sayılar düz haliyle kaldı. B tabanında C. Baktım B tabanında C yok. Ama şuna dikkat çektim. Bunların ikisi de A tabanında. Dedim ki bunları birbirine böyle bölersem A'ları geri çektiğim zaman ne oluyordu? C tabanında B kalıyordu. 1 bölü 6. 1 bölü 6 ise o zaman B tabanında C tersi olacak. 6 olacak dedim. Oradan buldum. Logaritmada işlem yapabilmek için şöyle bir cümle kullanmıştım. Tabanları aynı olması lazım. Bakıyorum 7 7 7. Evet çok rahat işlem yapabilirim. 7 tabanında 108. Çok büyük bir sayı olduğunda üslü sayı yazılamıyorsa ne yapıyorduk? Çarpanlarına ayırıyorduk. 108'i ayırdım. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani şu şekilde oldu. 7 tabanında 3 üzeri 3 2 üzeri 2 oldu. Bakıyorum üçlü sayı, sayı şeklinde yazabiliyorum. Nasıl yazabiliyorum? Eğer ayırırsam 3 üzeri 3 artı çarpıma dönüştürürsem 3 üzeri 2 şeklinde ayırırsam 3 başa gelir. 3 logaritma 7 tabanında 3 2 logaritma 7 tabanında 3 şeklinde pardon bu 2 üzeri 2 idi. 2 üzeri 2. Şimdi 3 tane logaritma 7 tabanında 3 neye eşitti? Y. Logaritma 7 tabanında 2 neye eşitti? X. Demek ki cevabım 3 y artı 2 x'miş. Yani ben logaritmada şurada bir sayı gördüğüm anda onu hemen çarpanlarına ayırıyorum. Üstü yazılabiliyorsa üstü yazıyorum. Çarpım şeklinde yazılabiliyorsa çarpım şeklinde yazıyorum. Buluyorum. Bakıyorum. 3 tabanında kök 27. 27 tabanında 3. Bakıyorum sanki bunların hepsi 2017 LS'de çıkmış. Sanki bunların hepsi üslü sayı şeklinde yazılabiliyor. Bakalım logaritma 3 tabanında 3 üzeri kök 27. Bu 3 üzeri 3 demek. Bir de burada 2 var. 3 bölü 2 demek. Artı logaritma 27 3 üzeri 3 demek. Kök 3 demek. 3 üzeri 1 bölü 2 demek. Tek tek üslü şekilde yazılıyor. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri yine kök 27 bunun aynısı. 3 bölü 2 eksi logaritma 3 üzeri 3 3 üzeri 1 bölü 2. Üstler yine başa geliyor. Bunun üstü 3 bölü 2 bunun üstü 1. 3 bölü 2 bölü 1'den 3 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3 artı. Bunun üstü 1 bölü 2 bunun üstü 3 logaritma 3 tabanında 3. 3 bölü 2 bölü 1 yine logaritma 3 tabanında 3 eksi 1 bölü 2 bölü 3 logaritma 3 tabanında 3. Devam ediyorum. Şu 1'di. Ne oldu? 3 bölü 2 artı. Şunun paydasında 1 var kabul ediyorum. Ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü 6. Burası 1. 3 bölü 2 eksi. Burası 1. Burayı ters çevirip çarparsam ne oldu? 1 bölü 6. Payda eşitliyorum. Bunu 3 ile genişletirsem 10 bölü 6. Bunu 3 ile genişletirsem 8 bölü 6. 10 bölü 6 çarpı 6 bölü 8'den cevabım ne çıkacak? Sadeleştirmeleri yaparsak tabi biraz bunları pratik yapmaya çalıştım. Çünkü yani 4 işlemi de zaten biliyorsunuz diye pratik geçtim. 5 bölü 4 oldu cevabım. Şimdi bir, 8. özelliğimizle ilgiliydi sanırım. 4 üzeri <laughs> logaritma 2 tabanında 3. Diyorum ki ben şöyle bir şey söylemiştim. Bir sayının üstünde logaritmik bir ifade varsa şu şekilde kırmızıya boyadığım yuvarlak içine aldığım ifadeler yer değiştirebiliyordu. Yani ben bunu şöyle yazabiliyorum. Logaritma 3 tabanında 2 şey 3 üzeri logaritma 2 tabanında 4. Bunu da 5 üzeri logaritma 3 tabanında 3 şeklinde yazabiliyorum. Peki diyorum ki bunu şu şekilde yazabilir miyim? 4'ü 2 üzeri 2 yazarsam 2 başa gelir. Şu şekilde. 5 üzeri logaritma 3 tabanında 3 yazarsam. Bakalım. Bunlar aynı gitti 1 oldu. 3 üzeri 2. Bunlar aynı gitti 1 oldu. 5. 9 artı 5 eşittir. Ne oldu? 10'da. Demek ki logaritma üstü bir şeyse Taban, şu tabanlar yer değiştirebiliyordu. Şimdi yine yer değiştirme ile ilgili bir soru ama biraz değişik bir soru. Bu x ile 7 bakın az önceki soruda şöyle bir şey vardı. Niye değiştirdim? Bundan bunu değiştirince 4 buraya gelince bakın bunlar aynı kuvvetler oldu. Mümkün oldukça aynı kuvvetler yapmaya çalışıyorum. Ama bakıyorum ben burada x ile 7'yi yer değiştirirsem 3 ile 7 yine aynı değişen bir şey olmayacak. Siz bu tarz sorularda şuna bakacaksınız. Bakın burada 14 var. 14 olduğu için de yani 7 üzeri logaritma x şey 3 tabanında x yazıp bunu yer değiştirirsem bunu da 7 üzeri logaritma 3 tabanında x eşittir 14 yazarsak bakın aynı ifadeler oldu. Ve mümkün oldukça tabanı sayı yapacak şekilde yer değiştirin. Yani x'i tabana değil de sayı tabana getir. Neden? Çünkü iki tane aynı ifadeden 14'e eşitse bir tanesi logaritma 3 tabanında x 7'ye eşit olacak. Yani bir tanesi iki tanesi 14 bir tanesi 7. Tabanlar aynıysa üstler de aynı olacağından logaritma 3 tabanında x 1'e eşit. x eşittir 3 üzeri 1 3 oldu. Logaritma 2 tabanında 5 x'e eşit. 50 tabanında 40 neye eşit diye bir soru var. Şimdi şöyle bir cümle kurmuştum. Demiştim ki logaritmada işlem yapabilmek için tek bir şartım var. Tabanlar aynı olacak. E bir bakıyorum bana verilen ifade tabii ki burada x türünden soruyor. Bana verilen ifade 2 tabanında bana sorulan 50 tabanında. O zaman hemen taban değiştirme uygulayıp 2 tabanında 40 2 tabanında 50 şeklinde ayırıyorum. Bu şekilde taban değiştirme uygulayıp ayırıyorum. Diyorum ki logaritma 2 tabanında 8 çarpı 5 yazabilirim bunu. Bunu da 25 çarpı 2 yazabilirim. O zaman ben bu dönüşümü uygularsam 2 üzeri 3 çarpma olduğu için logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 2 tabanında 5'in karesi logaritma 2 tabanında 2 şeklinde yazabilirim. 3 başa gelirse 3 logaritma 2 tabanında 2 logaritma 2 tabanında 5 şeklinde yazarsam bunu da 2 logaritma 2 tabanında 5 logaritma 2 tabanında 2 şeklinde yazabilirim. Bu 1 oluyordu. 3 artı logaritma 2 tabanında 5 bakıyorum kaç? X. 2 tane logaritma 2 tabanında 5 x'e eşitti. Bu da 1'di x artı 3 bölü 2x artı 1 benim cevabım olur. Aynı şekilde az önceki soruya benzer bir soru. 3 tabanında 2a, 3 tabanında 5b. Bazen bunu şöyle de verebiliyorlar. 5 tabanında 3, 1 bölü b şeklinde. Sen hemen şunu anlayacaksın. 3 tabanında 2, 5 tabanında 3. Tabi bunun olmadığını düşünüyorum. 5 tabanında 3, 1 bölü b ya tabanlar farklı. Tabanları aynı yapmak için hemen bunu yer değiştireceksin. Taban değiştirme şey pardon yer değiştirme yöntemi uygulayıp 3'e 3 tabanları aynı yapacağım. Şimdi bakıyorum benim sorumda tabanım 48 olmaz. Ben hemen bunu ne yapacağım? 3 tabanında 75, 3 tabanında 48 şeklinde ayıracağım. Logaritma 3 tabanında 25 artı logaritma 3 tabanında 3 şeklinde ayıracağım. Logaritma 3 tabanında 16 logaritma 3 tabanında 3 yani 16 çarpı 48 artık biraz pratik yaptım az önceki soruya benzediğinden dolayı 2 başa geldi 2 logaritma 3 tabanında 5 artı logaritma 3'e 3 de 1 oldu 4 başa geldi logaritma 3 tabanında 2 artı 1 oldu 2 tane logaritma 3 tabanında 5 ne oldu be artı 1 logaritma 3 tabanında 2 4a artı bir şeklinde dönüşüm uyguladık. Tabanları değiştirdik. Üslüleri üslü yazdık. Çarpmaları çarpma yazdık. Değerlerini yerine yazdık. Bulduk. 2010 LYS sorusu bu sorumuzda. 3 bölü bilmem logaritma, 4 bölü bilmem logaritma şeklinde payda da logaritmalı bir şey varsa hemen ters çevirin. Logaritma 24 tabanında 4 şeklinde. Logaritmayı ters çevirdiğiniz zaman alt üst olur. Yani 24 alta gelir 4 üste gider. Artı 6 tane logaritma 24 tabanında kök 2 artı 12 tabanında logaritma 24 tabanında kök 3 şeklinde olur. Şimdi diyorum ki toplama var logaritmaların aralarında ve tabanları 24. O zaman ben bunları çarpmaya dönüştürebilirim. Nasıl dönüştürüyordum? bir kere önce bu üst başa geçiyordu ya. Bu sefer tersini uyguluyorum. 4 üzeri 3 oldu. Çarpı. Bu sefer kök 2 üzeri 6 oldu. Üstler bu sefer geri geliyor. Yani dikkat ediyor musunuz? Her konuda diyorum ki hocanın tersi işlem uygulayarak bulun. Yani matematik hep ters işlemler. Çarpı 4. dereceden kök 3'ün 12. kuvveti. Bakalım bir şey oldu mu? 4 üzeri 3. Yani 2 üzeri 8. 6 köklen sadeleşirse 2 üzeri 3. 3 dörtlen sadeleşirse 3 üzeri 3 şeklinde oldu. Bakalım acaba buradan 24'ler çıkarabilir miyim diye düşünüyorum. 2 üzeri 8. 64 çarpı 8 çarpı 27. Bu sayıların 3'ünün çarpımı. Ben bu 64'ü de 8 çarpı 8 yaparsam 27'yi de 3, 3, 3 yaparsam bakın bunların çarpımı 24. Bunların çarpımı 24. Bunların çarpımı 24. Logaritma 24 tane 24'ün kübü şeklinde yazıldı. 3 başa geldi. Logaritma 24 tabanda 24. O da ne oldu? 3 oldu. Yani bakın şunu anlatmak istiyorum. Logaritmayı dönüştürdükten sonra taban 24 ya. Demek ki üst taraf 24 olmak zorunda diye düşünüyorum. Çünkü benim işlem yapabilecek tek bir işlemim var yapılabilecek. Tabanda üstte aynı olursa ben işlem yapabilirim diye düşünüyorum. Diyorum ki tabanda üstte aynı olursa ben buna 1 olarak yazıp işlem yapabilirim. x üzeri ln e tabanında 4. Elen demek tabanı e olan logaritma demek. Yani logaritma işte diyelim ki elen 5 yazdığı zaman elen e tabanındadır. Tabanı olmadığı zaman logaritma 5 yazdığı zaman ne oluyordu? 10 tabanında 5 oluyordu. 2017 LYS'de sorulmuş. Peki diyorum ki biz hatırlıyorsanız bunları yer değiştirebiliyorduk. Ve yer değiştirirken mümkün olduğunca alt taraf sayı olsun diyordum. Ln e tabanında x eksi 6 tane 2 üzeri ln x artı 8 eşittir 0. İkinci derece denklemleri hatırlıyorum. İkinci derece denklemlerde şöyle bir cümle kurmuştum. Bu tarz ikinci derece denklemlerde dönüşüm uygulayın. Ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Şunu şöyle kenara yazıyorum. 2 üzeri ln e tabanında x'in karesi şeklinde yazabilir miyim? ln x artı 8 eşittir 0. O zaman 2 üzeri ln e tabanında x'e a dersem burası ne oldu? a kare eksi 6 a artı 8 eşittir 0. 4'e 2 a eşittir 4 a eşittir 2. A dediğim şey 2 üzeri ln e tabanında x bir 2 olabilir. 2 üzeri ln e tabanında x bir de 4 yani 2 üzeri 2 olabilir. Tabanlar aynıysa üstler de aynı. ln e tabanında x 1 ln e tabanında x 2 x eşittir e üzeri 1 e x eşittir e üzeri 2 bana diyor ki x değerleri çarpımı e üzeri 1 çarpı e üzeri 2 ne eşit oldu? e üzeri 3 oldu. 2017 LS sorusu. Bakın bunların çıkma potansiyeli en yüksek sorular olduğunu daha önce de söylemiştim. Birkaç konuyu beraber içeren sorular çıkma potansiyeli en yüksek sorular. Hem ikinci derece denklem var burada, hem üslü sayılar var, hem logaritma var. Yani üç konuyu birden barındırdığı için çıkma ihtimali yüksek. İkinci derece denklemlerin özel denklemleri vardı. Dönüşüm uyguluyorduk. Yani bu sorularda ne yapıyorduk? 2 üzeri x'e mesela a diyorduk. 2 üzeri x a ise burası a kare. Eksi 5 a artı 6 oluyordu. 6'ya 1 dersem eksi artı a eşittir 6 a eşittir. Eksi 1 şeklinde kök bulursam. 2 üzeri x 6 2 üzeri x eşittir eksi 1. Şimdi diyorum ki çarp pardon köklerine yanlış ayırdım. Burası ikisi çarpımları 6'yı vermiyor. 3 ile 2'yi şöyle çizip bir daha buraya yazıyorum. A kare eksi 5A artı 6 olduğu için 3'e 2'yi deneyeceğiz. Sözden kaçtı. Çarpımları artı 6'yı verecek. Toplamları eksi 5'i verecek. A eşittir 3. A eşittir 2. Yani 2 üzeri x eşittir 3. 2 üzeri x eşittir 2. 2 üzeri kaç 2'ye eşit? x 1 olur burada. Bakın tamamen logaritmayı özetleyen bir soru. Ne demiştim? Eğer üstü sayı olarak yazamıyorsak logaritma devreye giriyor. 2 üzeri kaç? 3'e eşit bilmiyorum. x eşittir. Logaritma 2 tabanında 3. Demek ki bir köküm bu. Bir köküm de bu. x üzeri 1 artı logaritma x eşittir 100 şeklinde bir denklem verilmiş. Şimdi diyorum ki bu x üzeri a eşittir b şeklinde bir ifade olsaydı ne yapardık? Hep size şunu anlatmaya çalışıyorum. Logaritma özelliklerinden herhangi birini uyguladığınız zaman 8 maddelik bir özellik tablosu çıkarmıştım. Herhangi birini uyguladığınızda o soruyu bulursunuz. Şimdi diyorum ki bu acaba buna benziyor mu? Yani a eşittir logaritma x tabanında b şeklinde yazabilir miyim? Bakalım. 1 artı logaritma tabanı olmadığı zaman 10 yazıyorduk hatırlarsanız. Eşittir logaritma x tabanında 100 olabilir mi? Üst eşittir logaritma x tabanında 100 olabilir mi? 1 artı logaritma 10 tabanında x eşittir. 2 tane logaritma x tabanında 10 şeklinde oldu. Şimdi bakın bunlar özel sorular. Diyorum ki 10 tabanında x ile x tabanında 10 aynı ifadenin içinde varsa Tabanında sayı olana harf verin. Aynı cebirsel ifadenin ikinci derece olur, birinci derece olur fark etmez. Aynı cebirsel ifadenin içinde logaritmanın hem tabanı x e, üstü 10 hem üstü 10 tabanı x. Yani birbirinin tersi olan iki ifade varsa tabanında sayı olana harf verin. O zaman diyorum ki ne oldu? 1 artı a eşittir 2 bölü a şeklinde oldu. Logaritma 10 tabanında x'e a dersen burası 1 bölü a olur. Denklemimi düzenliyorum. Artı a eksi 2 paydaları eşitleyip düzenledikten sonra bu şekilde bir denklem çıktı. 2'ye 1 oldu. Artıya eksi oldu. a eşittir eksi 2. a eşittir 1 oldu. Yani logaritma 10 tabanında x bir eksi 2 olabilir. Logaritma 10 tabanında x bir de 1 olabilir. O zaman x ne olur birinci durumda? 10 üzeri eksi 2. İkinci durumda 10 üzeri 1 olur. Tabanlar aynı çarparsam bunları kökler çarpımını istiyor. 10 üzeri eksi 1 ya da şıklardaki durumuna göre 1 bölü 10 hangisi varsa o benim cevabım olmuş oluyor. Burada da yine çarpma ve bölmeden oluşan bir logaritma sorusu var. Diyor ki logaritma taban yine yok hemen ben ne yazıyorum 10 yazıyorum. 10 tabanında x kare şu şekilde yazabilirim. 10 tabanında x kare artı eksi pardon bölme olduğu için 10 tabanında y eşittir 4 yazabilirim. Burayı da çarpma olduğu için 10 tabanında x artı logaritma 10 tabanında y kare eşittir 7 yazabilirim. Şimdi tekrar düzenlersem iki başa gelirse 2 tane logaritma 10 tabanında x eksi logaritma 10 tabanında y eşittir 4. Logaritma 10 tabanında x artı 2 tane logaritma 10 tabanında y eşittir 7. İki denklemi de yok etme metoduyla çözersek. Logaritma 10 tabanında y 10 tabanında y. Bunlar aynı bu 2. Bunun da 2 olması için bunu 2 ile genişletirsem y'ler gider. O zaman 4 tane burada bir tane de burada 5 tane logaritma 10 tabanında x eşittir. 2 kere 4 8 7 daha 15. Logaritma 10 tabanında x eşittir 3. x eşittir ne oldu? 10 üzeri 3 oldu. 10 üzeri 3'ü herhangi bir denklemde yerine yazıyorum. Mesela şu denklemde yerine yazalım. x yerine 10 üzeri 3 yazarsam 3 başa gelir ne oldu? 3 oldu. Artı. 2 tane logaritma 10 tabanında y ne oldu? 7 oldu. 3'ü öbür tarafa attım. 10 tabanında y 4 oldu. Sadeleştirdim. Logaritma 10 tabanında y 2 oldu. y eşittir 10 üzeri 2 oldu. Şimdi bana diyor ki logaritma x tabanında y. Logaritma 10 üzeri 3 tabanında 10 üzeri 2. 2 ile 3 başa geldi. Logaritma 10 tabanında 10. O da 1 olduğu için cevabım ne oldu? 2 bölü 3 olmuş oldu. Logaritma konumuz bu kadar.